Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kısa bir böyle bir video yapmak istedim. Konumuz şu: motorumuz rölantideyken şarj ediyor mu yetmiyor mu diye. Evet, gördüğünüz gibi şu an motorumuz rölantide ve 14 voltla şarj ediyor. Gaz da verelim, maksimum çıkacağı 14.3. sabit tutalım şöyle. Gördüğünüz gibi 14.2'ye çıktı, demek ki rölantideyken de motorumuz şarj ediyormuş. Yani videoların altında okuyorum, başkalarının videolarını, benim videoma yazmadılar ama takip ettiğim kadar bazı kişiler böyle video yapıyor, yok işte bilgili amaçlı video yapıyor, bilgilendirme amaçlı, ama yanlış kardeşim yaptığınız videolar. Bilmiyorsanız lütfen yanlış yorum yapmayın. Hani yanlış, daha doğrusu yanlış videolar yapmayın. Gördüğünüz gibi şarj ediyor. Tabii ki böyle yani uzun sürede rölantide çalıştırmamak gerekiyor. Kitapçında ne yazıyor? Sürekli rölantide uzun süre çalışırsa katalizatöre zararı vardır ve soğuk çalıştığı için motor çabuk tıkanabilir. O yüzden yani böyle bir dakika değil mi? Bir dakika çalıştırın. Zaten bir dakika içinde bu kendi rölanti devrine düşüyor. O yüzden bir dakika çalıştırıp maksimum yolunuza yavaş yavaş 4000 devri geçmeyecek şekilde bir kilometre ilerleyin. Bir daha basın yani. Ama değildir ki bu rölantide şarj etmiyor. Evet, gördüğünüz gibi 4.1 oldu. Yükseliyor hatta. Bir de şöyle bir konu var. Yağlama yapmıyor diyorlar rölanti devrinde. Ya kardeşim, bunu üreten mühendis bu yağlama yapmıyorsa rölantide, zaten yani bir sıkıntı vardır. Bunu ne yapar? 2000 devirde tutar rölantisini. Yani böyle bir saçmalık yok. Onun dişli oranını, o şekil pompası dişlidir bunların. O dişli kısımlarını farklı bir şekilde yapar, daha hızlı çevirir ve yağlamasını yapar. Yani böyle bir saçmalık yok. Yok yağlama yapmıyormuş, yok şu yapmıyormuş. Bunu da demiyorum sizler hani yarım saat rölantide çalıştırın diye. 10 dakika çalıştırabilirsiniz. Ara sıra da böyle gazladığınızda herhangi sıkıntı kesinlikle olmayacaktır. Hani bu videoyu yapmamın amacı, seyrettiğim videolardan gördüğüm yanlışlıkları bu videoda açıklamak istedim. Kısa bir video olacak zaten. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer yorumlarınız varsa alta yorumlara yazabilirsiniz. Oradan size yardımcı olmaya çalışacağım. Şu an 6 derece gördüğünüz gibi. Biraz önce -4 derece civarıydı. Soğukta ben de bir çıkayım, bir turlayayım dedim. Hem motor şarj etsin, hem de rölantide size kanıtlamış oldum şarj ettiğini. Bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Mutlaka videolarımıza beğen tuşuna basalım. Çünkü dikkat ettiğim üzere çoğu kişi beğen tuşuna basmadan izliyor ve maalesef yani katkıda bulunmuyor. Lütfen beğen tuşlarına basalım. Kesinlikle bunu ihmal etmeyelim.